Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç ile birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Evet. Merhabalar, günaydın, hayırlı günler. Stokçulara hapis cezası var. Birazdan onlara bakacağız. Bu yağ meselesini dün çok az konuşabilmiştik. Onun detaylarını konuşacağız. Görüntüler var. Özellikle Aksaray'da, Aksaray valisinin bir yağ deposuna yapmış olduğu baskın, öyle söyleyeyim. Yani bütün Aksaray'a yetecek derecede görüntüler vardı. Birazdan onların hepsini konuşacağız ama Ukrayna meselesini ile girelim. Yine son gelişmeleri aktaralım Ukrayna ile ilgili olarak. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük akaryakıt zammıyla karşı karşıya şu anda. Bir gecede 75 sent, yani 4-3 dolar oranında galon fiyatında artış gerçekleştirdi. 4,5 doları geçti. 4,57 bildiğim kadarıyla Amerika'da bir galon petrolün fiyatı, o da 3,9 litreye tekabül ediyor. 5 doları geçen yerler olduğundan ifade ediliyor. Neden? Çünkü Amerika Başkanı Biden Rusya'ya yönelik tarihi bir yaptırım kararı imzaladı. Bu karar neticesinde Rusya'dan doğalgaz, petrol ve türevlerini almama yönünde bir açıklamada bulundu. Yansıması Amerika'ya böyle oldu. Rusya'nın bu konuyla ilgili karşı hamlesi var. Rusya'da dünyanın ihtiyacı olan kendi ürettiği ürünleri, özellikle kendisine ambargo uygulayan başta Avrupa olmak üzere Amerika'ya yönelik olarak ihracat yasağı getirdi. Dolayısıyla Rusya'da Amerika'ya satmayacak mütekabiliyet esasına göre ve bundan dolayı da hakikaten dünyada enerji fiyatları her gün zirve görüyor artık. Yani hani akaryakıt fiyatları. Bunun altını özellikle çizmek istedim. Zelenski'nin açıklamaları var. Zelenski'de bu Donbas ve Kırım'ın tanınması hususunda Ukrayna tarafından Rusya'nın işgal ettiği ya da Rusya'nın işgalden sonra işte özellikle Donbas bölgesinde biliyorsunuz Donetsk ve Luhansk'ın biz bağımsız devletiz açıklamasını yaptıktan sonra Rusya'nın tanımasıyla beraber bu bölgeyi, Donbas bölgesini ve Kırım'ı da bağımsız olarak tanıyabileceğine yönelik açıklamaları vardı meseleyi yumuşatmak adına. Bununla ilgili olarak görüşebiliriz, tartışabiliriz, konuşabiliriz cümlesini kullandı. Diğer gelişmeler de var. İşte malum yarın ilk defa Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Antalya'da bir araya gelecekler. Dünya hakikaten bunu hayli önemsiyor. Başka ziyaretler de var. İşte bugün Herzog gelecek, İsrail Cumhurbaşkanı. Yarın Aliyev buraya geliyor, Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Pazar günü de Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye ziyareti var. Polonya meselesi var Hikmet. O çok hoşuma gitti. Polonya, ya biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri dedi ki biz size Ukrayna'ya sınır Polonya. Biz size kullanılmış F-16'lardan verelim. Siz de elinizdeki MiG uçaklarını, MiG-29'lar zannedersem, bunları Ukrayna'ya verin dedi Hikmet. Ama güzel teklif. Teklif güzel de at terli. Yani Amerika'nın ne olduğunu dünya bildiği için Polonya'da dedi ki aa çok güzel olur dedi. Harikasın. Çok iyi fikir dedi senin gibi. Fakat dedi şöyle küçük bir nüans var burada dedi. Ondan sonra ben dedi F-16'ları gönder bize, ben onları alırım. Elimdeki uçakları da dedi ben senin Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'daki Ramstein üssüne göndereyim. Ukrayna'ya sen ver dedi. Amerika dedi ki olur mu öyle şey ya, yani ben nasıl vereyim şimdi sıkıntı falan. Öyle deyince Polonya dedi ki ben nasıl vereyim dedi, yani ben verdiğim anda otomatikman dedi savaşa girmiş olacağım. Tabii. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii. Yani ona Polonya aldı. Tabii direkt savaşın tarafı zaten olacağım ben dedi. Etti galiba. O listede var Polonya. Şundan dolayı şimdi NATO'nun açıklamaları da var. İki tane Patriot'u hava savunma sistemini Ukrayna Polonya sınırına, Polonya tarafına yerleştirme kararı alındı. İşte oradan hareket edecek. Patriotlar falan da oraya yüklenecek. Polonya... Ama Polonya'nın bu açıklaması en azından yani, elini şimdi, herhangi bir şekilde kirletmeden Rusya'yla müttefiklerini ateşe atarak sonlandırmayı ya da galibiyet kazanmayı da ders vermeyi planlayan Amerika'ya Polonya açısından bence çok güzel bir cevaptı. Ben Almanya'daki senin üstüne göndereyim uçakları MiG-29'ları. Sen artık nasıl Ukrayna'ya vermek istiyorsan onu sen planla deyince Amerika vallahi, olur mu öyle saçma şey dedi. Evet. Ben bunları tabii abartarak söylüyorum. Böyle vallahi, kelimeler bunlar değil ama tabii, bu tabii anlama yani gelecek açıklamalar.
İşte Polonya dedi ki valla saçma maçma. Yani ben verirsem direkt savaşa girmiş olacağım. Şimdi enteresan. Uluslararası uzaktan şöyle bakıyor. Aklıma sen konuşunca hep de işte böyle geliyor zıplı şeyler. Hani vardı ya bir adam. Hani soruyorlar başkanlık sistemi bilmem de diyor. En sonunda hani 001 TBBMM ara beni bul beni. Ara beni bul. Ara beni bul beni ya. Valla Rusya da uzaktan yani Polonya seslenmesi. Polonya konuşuyor. Şu an Rusya bir liste yaptı Putin biliyorsun. Bunlar diye düşman. Yani parmağını da salladı. Hani bu iş bitirirse görüşürüz dedi. Parmak salladı. Hani ara beni bul beni derken Polonya'ya döne bakıyor şu an Rusya. Yani şu an yaptığını görüyorum. Bu işler yaptı. Şimdi aslında Rusya'nın böyle gördüğü Batı da böyle görüyor. Çok uzun 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 milyonlarca yorum yapıyoruz. O en son şeyden girizgahta bahsettiğin o ABD bundan sonra Rus petrolü almıyor falan. Bütün büyük haber. Dün akşam hep biz verdik. Evet. Büyük haber. Ya çok büyük bir haber değil yani. Bu kadar o kadar işte yaptırımda son nokta. Hangi yaptırımda son nokta? İki dakika baktık bak şunu öğrendik. Rusya zaten satabileceğinin maksimumunu satıyor dünyaya. Doğru mu doğru? Doğru. Daha fazla ihtiyaç oldu satamıyor zaten. ABD'nin Rusya'dan aldığı petrol ve petrol kimya ürünlerine ne kadar? %12'den 13'e çıkmış. Hani ABD'nin aldığı. Hı hı. Rusya ABD %12'yi vermediği zaman dünyada bu %12 alacak başka adam yok mu? Var. Yani şimdi mesela Türkiye şundan mı? Eğer doğudan ya yani Rusya'dan akış kesilse nereden alabiliriz? Ambargoya uymayan Çin var abi. Çin'i satar yani. Ya satıp ya %10 %12 satamayacağı ülke yok. Bir yet yok. Şimdi Venezuela'ya bakalım. Hani, Avrupa da katılacak işte herhalde Nijerya bunu tahmin ediyorum da. Amerika kadar destek verir mi? Yani, bu ambargoya destek verir mi değilim. Amerika'nın tuzu kuru. O bütün ne yaptı? Bak çok enteresan. Çok iki cümle. O da şu. Bir, petrole bağımlılığı azaltmak amacıyla kaya gazından ürettiği doğal gazı, LNG'yi üretti ve şu an bütün ekonomisini yıktı. O yüzden petrole çok fazla ihtiyacı yok. Kendi karşılayabiliyor. Ama alıp depoluyor bilmem devam ettiriyor. Çünkü çok dünyadaki en büyük sanayi onda. Ama diğer taraftan yani bu LNG ile işaret ediyor ki petrole ihtiyacım kalmasın önümüzdeki 20 yıl içerisinde. Kalıyor ama. Kalıyor ama o dönüşümün çok büyük bir hızla çevirdi. Bugün vallahi Amerika, bir bu kararlarından Amerika'daki petrol fiyatları 1 dolar civarında daha da yükseldi. Zaten yükselmiş yükselmeydi ama bu savaşı rekor. Bizdeki gibi onu öyle görüyorum ben. Aslında ciddi olarak baktım %12 alamazsak petrolümüz kalmaz diye bir dertleri yok. Bunu çok iyi biliyorum. Ama bizdeki ayçek gibi. Hani alo Temmuz'da ayçek yok mu? Hayır yürü abi 10 teneke alalım. Bunun gibi. Baba dur ya Temmuz'da çok var. Yaşama garantin de yok. Anlaşma yok değil mi? Aşağı yukarısıyla. Ne koşuyorsun 5 litre 10 litreyle? Ya onun gibi bir psikolojik bir şey var artık yani. Dünyada her şey bunun üzerinden gidiyor Murat. Ya bugün dünyada ne artıyorsa. Bugün ayçiçek de artar, buğday da artar, o da artar. Hatta hiç bağımlı olmadığım bir şey. Kahve. Atıyorum. Bir şey çıksa Brezilya'da kahve bilmem ne oluyor. Bitti. Kahve 500 dolar. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü hız yani bilgi kirliliği o kadar hızlı yayılıyor ki internet üzerinden. İki tane fotoğraf görüyor adam. Bak diyor millet diyor Yakun'a girmiş. Hanım kalk gidelim biz de gidelim. Hocam sen niye girdiğimi bilmiyorsun. Şimdi yalnız ben Biden'ın dünkü konuşmasını dinledim. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Biden diyor ki biz bunları değerli eksendireceğiz. Şöyle yapacağız böyle yapacağız. Ama o cümle çok kıymetli. Hep bunu atlıyoruz. Bugün de ben bazen tabii Hürriyet'in manşeti, hüzün vagonu, özgürlüğe kaçış falan bunları önemsiyorum bu manşetleri. Ya o soğuklarda düşünüyorum biliyor musun çoluk çocuk ya? Korkunç bir şey Allah yardımcılar olsun. Ama Biden'ın bu ambargo, yeni ambargoyu açıklarken kullandığı ifadede böyle insanın böyle çıkıp o televizyon ekranından Biden'a kafa atası geliyor insan. Şu cümleyi kullanıyor. İşte biz diyor bu diyor savaş makinesi, war machine. Savaş makinesini durduracağız diyor. Bunu söyleyen Biden. Savaş makinesini durduracakmış. Kim durduracakmış? Biden. Kim o? Amerika. Savaş makinesini durduracağız. Bu diyor işgalci, invader diye başlıyor. Ya insan bakıyor da bazen. Adam %100 haklı bile olsa. Hani örneğini biz veriyoruz ya. Bugün Hitler'in mezarından kalkıp, ki belli değil galiba değil mi mezarı? Neresi? Neyse kalkıp, farz-ı muhal. Ya arkadaş, benim şu anda dünyadaki en büyük mücadelem insanlık adına tek bir dünya faşizme karşı mücadele vermektir. Demesi neyse, ABD'nin de savaş makinesi Rusya'ya karşı mücadelemiz devam ediyor. Lafı aynısıdır. Hatta baktığın zaman çok enteresan da
bunun çok enteresan başka programlarda da biz de konuşamayız. Biz günlük spontan bilgiyle yorumluyoruz. Ama acaba Batı'nın şeyiyle ne derler ona? Batı'nın işgalci emperyalizmle Rus emperyalizm bir mi? Eğer bir tercih olsa ben Rus emperyalizmi seçerim. Çünkü Rus emperyalizminde Batı kadar katliam olmamıştır. İkisi de emperyalisttir. Rusya Ruslaştırdıkları insanları, işte Ortodoksları Rus kimliğiyle kabul etmiş. Bak şimdi Türkiye Cumhuriyetleri, bak şimdi eski var ama Batı öyle yapmamıştır. Batı işgal etti, yani hem sömürmüş, hem kültürünü yemiş, hem insanları yok etmiştir. O yüzden ben şimdi olayı tat buradan oraya kadar getirdim ama şöyle bir gerçeklik var. Petrol fiyatları yükselir. Valla yani Türkiye olarak da ben işte kendime bakıyorum tabii. Dünyada petrol fiyatlarının yükselmesi bir olay. Fakat benim için en önemli olay bu ülkede benim ülkeme nasıl yansıyacak? Petrol fiyatları yükseliyor. Yükselmeye devam ediyor. Pandeminin darbesi tüm dünyada zaten hala bir şey artçı etkisi devam ederken üzerine bu bindi. Bu sefer gıda stokları vardı hatırlıyorsun. Çin çok ciddi gıda stokları yapıyordu. Bundan 5-6 ay önce. Bunlar yoktu. Şimdi ne olacak? Biz bir tek şunları konuşuyoruz. İşte gemi kaç tane gemide ayçiçek yağı kaldı. Arkadaş bunları geçin. Daha ciddi problemler var. Ben bugün de yazdım. Hala anlamakta zorluk çekiyorum. Yani o şeyin örneğini dün de vermiştim ben. Yani o kısıtlama başlıyor. Cuma günü akşamından bir gittik. Ben bunu hatta burada yayınladık çektiğim fotoğrafı. Evet. Talan etmişler makarnayı. Ya makarna sanki cumartesi pazar makarna yemezse ölüyor arkadaş. Ha, bu... Birazdan geleceğiz o konuda. Ama, hayır, yani, stok meselesine hayır, gireceğim. Hayır stokçuluk bu mesele. Bu da burası. Ama bence biz ülke olarak vatandaşlar olarak da bu ciddi krize, bu kaotik ortamda ona göre durmamız ve düşünmemiz lazım. Bak düşünmek daha önemli. Yani ayçiçeğimiz mi bitti? O mu geliyor? Raflar ne oldu? İşte hemen seçim yapalım. Türkiye'de ayçiçek yok. Hadi seçim yapalım. Bu tür siyaset daha hali perişan. O yüzden ben bunun yine şu anda elde bir şey yok. Fakat tek ümidimiz bu krizin Antalya'daki toplantıda ki herhalde onu konuşacağız şu anda. Zelenski açıklamasını konuşacağız değil mi? Yani bayağı ciddi bir geri adımdır bu. Açık açık net söyleyelim. Vallahi onu söylüyor yani. Net yani. Şimdi orada Batı ile yapmış bu olduğu umut. Aslına bakarsan Zelenski de şunu gördü ya da herhalde o yöne de bir şeyleri var. Yani diyor ki şuradan okuyayım. Batı'nın bu anlamda ikiyüzlülüğünü ya da kendisine arka durmama meselesini görünce geri adım şeklinde yorumlanıyor Zelenski'den. Mesela bu Rusya'nın saldırısında yaşamını yitirenlerin sorumluluğunun Batı'da olduğunu ifade ediyor. Cümlelerinden bir tanesi NATO'ya bu. NATO'ya güvenmediğini söylüyor artık. NATO, çok NATO evet. Artık yani güvenmiyorum. Artık bu şartlar altında zor diyor. Çünkü almak istemiyorlar. Söylediler zaten ama şimdi bu noktaya gelene kadar hep havuç misali. Ucunu gösterdiler işte havucu gösterdiler falan filan. Ukrayna halkını bak dün yayınladık 2015 yılında Amerikalı siyaset bilimci profesörün duvara toslayacak. Batı'nın bu hamleleriyle Ukrayna'yı siz aslında tarafsız bir bölge yapmanız gerekirken siz havuç göstererek Rusya'ya yem ediyorsunuz. Ukrayna'da maalesef bu havuca geliyor. Gelmiş demek. Yani duvara toslayacak diye 2015 yılında meseleyi açıklamıştı. Şimdi geldiğimiz noktada savaş öncesinde bütün gazı verdiniz. NATO üyesi yapacağız, şöyle yapacağız, Avrupa Birliği bilmem ne bir sürü meselelerden konuştunuz. Geldiğimiz noktada Ukrayna Devlet Başkanı'nın bu açıklamaları yediği kazığı ifade eder tarzında. Ölümlerden sizi sorumlu tutuyorum diyor. Batı'yı sorumlu tutuyorum diyor. Değil mi? Ve bu noktada işte mesela Kırım ve Donbas'ta uzlaşma sağlayabiliriz bu işte açıklamasıyla da Rusya'ya bir anlamda zeytin dalı uzatıyor. Tırnak içinde söylüyorum bu, bunu. Bu çok önemli bir diyor. Evet. Yani bence bu mesaj bu Antalya'daki anlaşmaya varabiliriz. Bu bölgeleri nasıl yaşayacağını görüşebiliriz. Eğer bu bölgedeki insanlar kendileri ayrı bağımsız olarak yaşamak istiyorlarsa bunları da oturur konuşuruz. Nihayetinde halk karar verir cümlesiyle de bu konuya da açık olduğunu bu anlamda da kendisini satan Batı'yı satarak Rusya ile bu konuda anlaşma sağlayabileceğini ifade ediyor. Zelenski aslında şunu söylüyor. Arkadaş bana gazı getirdiniz. Hani şeye benziyor bu. Hani var ya
çok hükümdar çok fazla fil gönderiyor. Söyledi şu padişahla konuş gibi. Oraya kadar geldi. Sonuna kadar dinledim. Tek karış vermem derken bir baktı arkasına. Arkadaş Donbas'ı mı alacaksın? Yani ben yanlış anlamayın. Onun ifadesi. Hızlı bir karikatür ederek olayı anlatıyorum. Orayı da tartışabiliriz burada. Hatta anayasayı tartışırız dedi. Doğru. Bu ne demek biliyor musun? Aslında tercümesi. Diplomatik değil, uluslararası işler bunlar. Bizim siyaset bilimciler bunu uzun uzun anlatırlar. Ama halk dilinde anlaşacağı şey şu. Arkadaş tamam anladık. Ben burada bu Ukrayna'yı bu şartlarda hele bu batıyla tamamını koruyamayacağım. Belli ki niyetin de bozuk. Bütün orduyla hücum ediyorsun. Benim de bir direnç şeyim var. Bir haddim var. Bir yere kadar devam edebilirim. O yüzden daha fazla insan ölmesin. Burada bir anlaşma yapalım demeye geldi olay. Rusya'nın istediği bu muydu? Bilmiyoruz. Maddelerden bir tanesi buydu. Ha, bu başta buydu. Bu başta buydu. NATO'ya güvenme meselesinde de ben onu çok önemsedim. Hatta bunu arka arkaya bu konuyla 3 yazı yazarken hatta şaşırdım. Aynı cümleleri kullanmışım. Bilip istemeden. O da şu. Arkadaş biz NATO üyesiyiz. NATO üyesi olduğumuz için de normal şartlarda bir sürü maddeleri var bunların. Müttefikiz. Silah işbirliği, cephanelik her ne istiyorsan NATO bu. Ya adamlar en kritik zamanda YPG bize tam saldırıya geçerken İspanya'dan getirdiğimiz patriotları geri çektiler. Doğru. Hani bize evet. Bir şey gelsin. Bu da NATO. Yani o yüzden bir de 15 Temmuz hatırlıyorum gene Biden vardı. Adam 15 Temmuz'u yaşamışız. Falan diyor. Bitmiş geçmiş aradan Türkiye'ye geliyor. Ya biz internet oyunu zannettik diyor. Aslında onun için geldiğini biliyoruz. Çocuklar işi niye başaramadı? Öğrenmeye geldi adam. Aa niye olmadı diyor. John Dündar'la görüştü. Yani şimdi bu da artık böyle şey yani diplomasi böyle bir şey. Ne kadar şıksınız efendim. Takımınız çok güzel ama hakikaten şıksın. Bu arada çok şıksınız efendim. Bilmem de efendim aşağıdan sürekli tekmeler çalışıyor. Ama diplomasi de böyle bir şey zaten. Doğru. Bunu biraz Zelenski tecrübesizlik abi yani. Bir bilgiyle bu meseleyi. Bir bilgiyle bu meseleyi. Olmaz öyle tabii. Şimdi bu Batı'nın çok şükür hani her yerde de anlatıyoruz. İttiğimiz yerlerde konuştuğumuz, konuşma fırsatı bulduğumuz yerlerde, bu ekranlarda. Bu Batı'nın iki yüzlülüğünü unutmadan hareket etmek lazım. Çok şükür hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde ekibiyle beraber bunu bilerek birçok noktada hareket ediyor. Bakın örnek olsun diye söylüyorum. Bugün Yeni Şafak Gazetesi'nin birinci sayfasında var. Bu kadar kan, gözyaşı, insanlar ölmüş, siviller ölmüş. Rusya'nın işgali, savaş suçu işlemesi hepsi bir tarafa. Bunlar kendi aralarında bir şekilde işte karşılık verir vermez savaşır savaşmaz. Savaşın da acı yönü bu maalesef. Fakat insan yani başka şeylere bakıyor. Ukrayna halkı için söylüyorum. NATO'ya üye yapacağız sizi. Avrupa Birliği'ne hemen başvurun. Şöyle olacak böyle olacak. Rusya ne ki sizin kılınıza zarar gelse biz bütün dünya olarak üzerine çökeriz. Bilmem şunu yaparız diye meseleyi buraya kadar getirdiler. Şu anda Ukrayna'dan ayrılan kaçan sivil sayısı 2 milyona yaklaştı. Hocam 2 geçmiş. Geçmiş bu sabahki bak Reuters'a 2,5 milyonun üzerinde. 2,5 milyonun üzerinde. Bunun hala sınırda bekliyor. Yani. Ve şu anda 5 tane de ayrı koridor açıldı. Yani çatışmasızlık bölgesi ilan ettiler kendi aralarında. 44 milyon nüfuslu bildiğim kadarıyla Ukrayna. Bu devam ettiği müddetçe bu sayının daha da artacağı söz konusu. İşte görüntüleri izliyorsunuz. İnsanlar hakikaten yani kimi yürüyerek bir çocuk göstermiş, genç bir çocuk. Tabii ya, vallahi, bilmem kaç kilometre yürüyerek sınıra gelmiş. Yürüye günlerce. Savaşta bu. Türkiye tahliye, kendi vatandaşlarını tahliye ediyor. Diğerleri keza öyle. Geleceğim nokta şu. İngiltere'den bir açıklama var Hikmet. Ne diyor İngiliz? Söylüyorum sana. 2 milyondan fazla Ukrayna'nın ülkeyi terk etmesine yol açan Rusya'nın işgali neticesinde İngiltere sadece 300 mülteci kabul etmiş. 300 rakamla 300 mülteci kabul etmiş. Lütfetmiş yani. Ya bu savaşın her ne kadar Amerika Rusya arasında bir gerilim gibi görülse de bu savaş aslında İngiltere Rusya arasında bir savaş. İngiltere de Amerika'yı bir şekilde gazlayarak savaşın taraflarından iyi taraflarından daha doğrusu güç taraflarından bir tanesi. İki ayak değil yani Amerika Rusya değil bu 3 ayak. Amerika, İngiltere, Rusya olarak düşünmekte fayda var. Ve bütün bu şu ekranda görmüş olduğunuz bakın gözyaşı döken insanlar var. Topraklarından, evlerinden, komşularından, vatanından ayrılmak kolay bir şey değil. Bu hani sadece bizim coğrafyada ya da bizim insanımızın vatanına bu derece bağlı olması sadece bize özgü mesele değil.
Belki onun dereceleri vardır ama her ülkenin insanı kendi toprağını, kendi vatanını, kendi evini, ailesini, tabii, komşularını falan, tabii, özler, ister. Kim ayrılmak ister ülkesinden? Tabii. Ama bu hale getiren ülkelerin en azından şu dramı yaşayan insanlara kucak açmasını bekler. En nihayet hani sarışın mavi gözlü bunlar. Irak'ta, Afganistan'da ya da 3. Dünya ülkesinde, Afrika'da yaşananlar değil, Avrupa'nın göbeğinde sarışın mavi gözlü insanlar ölüyor cümlesini kullananların en azından o insanların yaşadıkları dramı bir nebze hafifletebilmek adına, kardeşim biz İsrail, Suriyeli 100 kişi aldık, 200 kişi aldık, bunlar sarışın mavi gözlü, 100 bin kişi alalım, 50 bin kişi alalım. Her ülke, kaç tane Avrupa Birliği ülkesi var? 20 küsür tane. 2 milyonu böldüğünüz zaman 20 küsür taneye 100 bin yapıyor. 100 bin yapıyor. Değil mi? Tabii 20 ülkede 100 bin yapıyor. 100 bin kişi. Alın, alalım 20 tane. 20 ülke olarak, Avrupa Birliği olarak. 20 ülkeye dağıtalım. 100'er bin kişi alalım. Ne olacak? Çok fazla sürmez. Yani çünkü Suriye meselesi gibi Afrika'yı yüzyıllardır sömürüyorlar. Avrupa'nın göbeğindeki sarışın mavi gözlülerin bu kadar uzun sürmeyeceğini varsayarak 100'er bin kişi alalım. Diyesi geliyor. Tabii. İngiltere 300 kişi almış. Şimdi şu anda tabii çok erken. Şimdi bir şunu söyleyelim. Mülteci meselesinde de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şey oldu. Dünyada insanlık tarihi boyunca mülteci denen bir şey var. Çok eski çağlarda da var. Belli kabilelerden oraya göç edenler falan filan gibi düşün. Ama çağdaş, yani modern dünyanın mülteci şeylerine baktığımız zaman, durumlarına, yani sayısal göç, yer, mekan değişimlerine, bu bir rekor. Yani Suriye'den göç eden, ortalama söylüyorum, 10 milyon, 12 milyon kişi toplamda. Ama bu 10 yıllık süre içerisinde oldu. Tabii. Biraz önce de sevgili Ömer Özkök 60, 24 Şubat diyor bak. Bugün en kaçı? 24 Şubat, Mart arası, 8 Mart arası 2 milyon 11 bin 312 Ukraynalı. Bak sadece göç etmiş olandan bahsediyoruz. Benim bugün, dün gece okuduğum haberde şu da vardı. Polonya, Romanya sınırına kadar gelmiş 1,5 milyon kişi daha var. Adam yolda geçmediler olan. Onlar. Tabii geçmek üzere, sürekli geçiyorlar çünkü. Doğru. Çünkü orası da kaldıramıyor. Ya 13 günde 2 milyon 11 bin kişi. Bu bir rekor. Yani insan tarihinde böyle bir... kısa sürede bu kadar yoğun. Tabii tabii. Çok iyi, şöyle hesap et abi bak. Şu kadar süre içerisinde, 15 gün içerisinde, 13 gün içerisinde... 5 milyon kişi hareket ediyor batıya doğru. Bunun 2 milyonu geçiyor sınırı. 1,5-1 milyon civarı da sınırda bekliyor geçmek üzere. Bu hızlı geçiş mümkün değil yani. Bir de savaş öncesinde geçenleri şey, hesaba katmıyorlar bildiğim kadarıyla. Tabii o şeyi daha önceden. O daha küçük rakamlar tabii. Ama yani yine nihayetinde. Mesela bizimkiler de kalmış. O kadar haber vermişler. 20 bin tane. Değil mi? Toplam bizim, Türk vardı. Tabii tabii, yani o kadar vardı. Hani bir şey olmaz geçmiş diye belki de, ne bileyim ki. Yok, savaş öncesinde benim mesela Ukrayna'da Kırımlı dostlarım var, aile dostlarım var, akrabalar var. Onların mesela bir kısmı Türkiye'ye geldiler. Ya tamam işte, gelenler de var. Onları mesela bunlara saymıyoruz. Tabii bunları saymıyoruz ve çok ciddi bir ağır bir fatura ama kolay değil. Ama bak, yani şimdi bir şey söyleyeceğim ama tabii o zaman Rifya'ya dokunur. Geçenlerde bizim Onur Elim bir televizyon kanalında bir cümle kullanmıştı. O çok bence insana dokunan şey. Şu görüntüler var ya. O soğuklarda bile. Ha soğuk. Yani eksi ben kaç dereceyim şu anda, bir soğuk hava kitlesi var. Çocuk kucakta sarmışsın, bir tek suratı var dışarıda. Bebeğin. Annenin durumuna bak yani. Burada insanlık adına insan aynı insan, vicdan aynı bir insan. Vicdan. Bütün batı şu anda bunu konuşurken, hala gazlamaya devam ederken, sana MIG verelim, onu alalım, istersen bunu yapalım gibi konu. Sarışın mavi gözlüsün ama gelme. Bunları yaparken aklıma ne geliyor biliyor musun? Suriye'de açlıktan sokakta kedi kesip yiyen çocuklar geliyor. Tamam mı? İşte ne dedi Onur Elim orada, dedi ki hadi tabii dünyanın, dedi, kamuoyunun gündemine deyince galiba civciv dedi, kamuoyunun gündemi. Tabii dedi, çünkü kilisesi daha fazla olan bir ülkeye saldırı olduğu zaman dünya kamuoyu, ama cami fazla yeseydi dünya kamuoyuna gelmez dedi. Maalesef. Onu hatırlatmak demir tavında dövüldüğü için hatırlatıyorum. Yoksa acının mukayesesi olmaz. Ama demir tavında dövülür. O 300 kişilik mülteci grubuyla senin şu teyyare, selam söyle yare var ya Polonya, o hikayeyi anlatıyorum kendi aralarındaki. Bir pislik varsa, bir pis bir kültür varsa, pis bir vicdan varsa, kötü bir vicdan varsa her türlü ortaya çıkıyor. Sarışın mavi gözlü de tanımıyor. Çünkü vicdanlar kararmış. Bosna'da sarışın mavi gözlü evet, doğru, tanımadılar. Onu tabi biraz Müslüman olduğu için hiç tanımadılar. Peki, yani hakikaten
Allah yardımcılar olsun diyelim. Ne diyelim yani, hani biz dediğim gibi evet, hususlarda mazlumun yanındayız. Biz de yardımcı olmamız lazım. İnsanların yapıyoruz. Bugün Kızılay galiba göndermişti. 20 küsür tırlık araç Ukrayna'ya ulaştı. Türkiye'den yardımların olduğu araç ulaştı. Yardım etmeye devam ediyoruz elimizden geldiğince. Çünkü kız kapıları da açıyoruz bunlara. Ya şöyle bizim, yani şeye, bizim bak bizim meselemiz geldim, biraz şu. Biz birçok mesele, biz hakikaten millet konuşuyor işte asrın lideri, işte Almanya bizi kıskan. Biz hakikaten asrın lideri tabii. Asrın liderine sahibiz. Bu hususlarda hiç şeye gerek yok ya. Hamaset falan da yapmıyorum. Atmış olduğu adımlarla, yapmış olduğu politikalarla, açıklamalarıyla. Hem böyle hem de Türkiye çok şükür bu sayede, yani 2000'lerden sonra AK Parti iktidarıyla beraber hakkı teslim etmek lazım. Yani şey diyor ya, nimetin gelmesine vesile olanlara teşekkür etmezsen Allah'a hamd etmiş sayılmazsın diye bir cümle var. Tamam mı? Yani bu nimet, yani pasaportumuzun kıymetini bilelim dünya açısından. Kesinlikle. Çok daha kıymetli noktalara gelebilir mi? Elbette gelebilir. Bunu kimse aksini iddia etmiyor ama gelmiş olduğumuz noktada hakikaten bir şükretmek lazım. İki, hakikaten Türkiye büyük devlet. Yani Türkiye'nin büyük devlet olduğunu anlamak için dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanan bir olumsuzlukta elini kolunu uzatabilecek ve onlara yardım edebilecek ülkeysen, benim açımdan böyle, dünya açısından da böyle, o yardım eli uzatılanlara sorun. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bunu yapabiliyorsan Hikmet, büyük devletsin. Evet. Vallahi başka bravo, bir şey güzel söyledin. Büyük devletsin yani. Vallahi çok doğru hiç söyledin. Evet, evet. Yani İki, çok, dört. Çok çok katılırım. Durum bu. Çok çok katılırım yani. Büyük de şimdi o insanları böyle ufak tefek şeylerle, ufak tefek derken benzin şöyle oldu, şöyle oldu, bir şey, ayçiçeğimiz bitti. Bunları bahsederken arada çok büyük şeyleri kaçırıyoruz. Yani evet, biz fotoğrafa böyle kafayı dayamışız. Bırak ağacı, yaprağındaki damarlara bakıyoruz ne oluyor diye. Orman içindesin kardeşim. Orman, doğru, orman. Doğru. Aynen öyle. Burada boğulmayalım. Aynen, aynen. Dediğin gibi bak, Ukrayna'da, Ukrayna olabilir. Başka millet de olabilir. Yani Şili'de olsun. Var. Mozambik'te olsun. Türkiye gelsin. Ne diyecek Erdoğan? Şu kardeşimize yardım edelim. Şunlara biz ayırmadık ki Irak'tan. Kürdü geldi, Arabı geldi, Türkmeni geldi, Çerkezi geldi, Gezicisi geldi, Ezicisi geldi. Aynen. Dediler ki hepsine açıyoruz, hepsine çadır, hepsine ev verin dedi Türkiye. Elimizden ne onlara da veririz. Işte. Biz Ukraynalılara da veririz. Ruslar da gelse onlara da veririz. Yapıyoruz elimizden ama ne geliyorsa. Bu milletin şeyi bu, harcı bu. Aynen öyle. Peki şimdi az önce Hikmet'in dediği gibi, yani koca ormana bakmaktansa böyle hani suratımızı fotoğrafa yapıştırıp ağacı değil, ağacın yapraklarının üzerindeki ondan damarlar, sonra meseleleri görüyoruz diyor ya, o kadar ince görüyoruz diyor. Örnek ayçiçek yağı üzerinden yürüyelim. Şimdi zararlıdır, ben söyleyeyim başta. Ayçiçek çok zararlı bir yağ türüdür. En zararlısıdır, en ucuzdur. Onu ondan da daha ucuzları da var canım. Ya, var mı? Pamuk yağı. Pamuk yağı var. Hiç ben kullanmadım. Nasıl? Çin kızartmada kullanılabiliyor mu? Yani mevzumuz o değil ama mesela şeylerde, bazı işletmelerde, bazı işletmelerde pamuk yağı kullanıldığı söyleniyor. Yani neyse. Çin uzunca bir süre dünyanın en büyük pamuk yağı alıcılarından bir tanesiydi. Dünyada ayçiçek yağı fiyatlarının artmasının gerekçelerinden bir tanesi. Bugün değil, bir sene öncesinden bahsediyorum. İki sene öncesinden bahsediyorum. Çin Halk Cumhuriyeti'nin artık ülkesinde pamuk yağı kullanmayacağını, çünkü onların da gelir seviyeleri yükseldi. Bundan sonra ayçiçek yağı kullanacağını açıklaması üzerinden hop, 1,5 milyar. 1,5 milyarlık nüfustan bahsediyoruz. Ayçiçek yağındaki ilk zıplama 1,5-2 sene önce bundan kaynaklandı. Yani Çin, ben artık vatandaşıma pamuk yağı kullandırtacağım kardeşim. Avrupa, Afrika, topla o kadar zaten. Aynen. Bundan sonra ayçiçek yağı deyince ilk zıplama burada endi olmuş. Endi çekti yani o zaman. Şimdi bu dediğim gibi genel anlamda dünyanın bir ürüne talebiyle ilgili mesele. Tabii. Klasiktir ya, talebe çok olduğu tabii zaman otomatikman fiyatlar artar. Talebin artması demektir. Talebin artması, arz fiyatında, fiyatında lazım. Tabii, fiyatında artması demektir. Şimdi arz sıkıntısı var. Şimdi bu iktisadın temel kuralları olabilir ama iktisadın temel kurallarını yapay bir şekilde gerçekleştirmeye çalışan bu stokçuların yapmış oldukları da kabul edilebilecek bir şey değil. Yatacak yerleri yok bu hususta. Yani birisi bir noktadan açıklama yapıyor. Diyor ki ayçiçek stoğumuz, ve bunu televizyon kanallarında da yaptılar. Yani işte Fox'u şurada burada falan filan. Başka kanallar da vardı. Ondan sonra hiç şey yapamayacağınız, tahmin edemeyeceğiniz. Birisi bir açıklama yapıyor. Bir delik bir kuyuya taş atıyor. Al büyüt, 12 günlük yağımız kaldı, çiçek yağımız kaldı, şöyle olduk böyle olduk. Hikmet'in dediği gibi yani
Abi çiçek yağı yoksa zeytinyağı var. O yoksa tereyağı var. O yoksa bilmem ne var. Buradan şunu da anlatmıyorum. Ne olur yanlış anlamayın. Olmazsa öleceğimiz bir madde değil. Tabii. Çiçek yağı. Tabii. Bir. İkincisi biraz sakin ve serin durmak lazım. Üçüncüsü dün videosunu aktardık izleyicilere. Van'da bir market sahibi. Çok güzeldi evet. Allah razı olsun. Ya diyor ben işletmeci olarak satmak istemez miyim? Tabii ki isterim. Ama siz böyle saldırırsanız tabii. Burada hiç kalmayacak. Yarın depodan bana 5 kat fiyatıyla gelecek. Ben de üzerine mecburen koyup satacağım. Olan yine size olacak. Sakin ya. Alın bir tane gidin kullanın. Var sonu var gelecek. Yarın da gelecek öbür günde gelecek getirecekler. Ama siz bir anda böyle saldırırsanız bu stokçuların ekmeğine yağ sürersiniz diyor. Evet. İşte Aksaray'dan bir görüntü var. O Aksaray görüntüsünü çocuklar konuşmamıştık ama hazırsa onu almak isterim. Şimdi fiyatlardan bahsediyorlar. Dediğim gibi yani bu enerji fiyatları gibi dünyanın çivisi çıkmış vaziyette. Her üründe böyle. Tabii. Yeter yani, ki onunla ilgili bir fısıltı gazetesinden bir haber çıksın. Abi direkt işte Aksaray valisi fındık Aksaray'da fındık marketlerde yağ yok, ayçiçek yağı yok. Ve Aksaray'da faaliyet gösteren bir firmanın deposuna gidiyor. Evet. Tamam, görüntüler burada. Bakın ne oluyor, bir izleyelim. 5 kiloluk yağ var burada. 4500 koli benim sabahlık stoğum vardı ve neredeyse bu kadar da çıkış var. Mağazaların siparişi var. Evet, çıkış. Bugün hepsini çıkaracağım. Bugün akşama kadar buranın hepsini biteceksin. Kesinlikle zaten dedim. Bak siz hepiniz bu vatanın insanlarısınız yani. İnsanlar orada sıra bekliyor. Bütün Aksaray'ı doyuracak yağ var sizin depolarınızda. Bugün bunlar bitecek. Tamam mı? Alıp götüreceğiz. Valinin önünde vatandaşlara dağıtacağız. Bütün sorumluluk bende. Şimdi yani 4500 koli, kilo, ton neyse bilmiyorum. Çıkarttık diyor. Fabrikalar, depolarda o kadar var. Hamza Aydoğdu, Aksaray valisi. Helal olsun. Bütün helal sorumluluk olsun. Bende diyor ya. Helal olsun. Bugün vallahi bitecek, dağıtılacak bu diyor. E şimdi yani dediğim gibi bunu daha önce bak bakliyatta yaptılar. 3-5 tane bakliyatçı bir araya geldi. İşte fasulyeyi piyasadan çekti. Nohutu, mercimeği piyasadan çekti. Fiyatları bilmem artırdı etti falan. Patatesli soğanı da yaptılar. Depolara attılar ettiler falan. Çürüttüler orada. Şimdi ayçiçek yağında önümüzdeki günlerde mesela bulgurda, mercimekte, unda, makarnada falan filan benzer durumları yapacakları falan söylüyor. Nereyle bağlı, kiminle çalışıyorlar bilmiyorum. Ama bu fırsatçılığa karşı dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı. Bugün akşam gazetesinin manşetinde onu da vererek söyleyeyim. Bu ara Hamza Aydoğdu'ya helal olsun, selam olsun buradan selam da. Selam olsun, tebrik ediyoruz. Stokçulukta cezanın üst sınırını, üst sınırı 3 yıla çıkarılacak. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları. Böylece fırsatçı para cezası ve ertelemeyle evet. Kurtulamayacak. Yatacak, hapis yazsın. Ayçiçek yağı operasyonuyla yeniden gündeme gelen stokçulukla ilgili Adalet Bakanlığı harekete geçti. TC Kanunu, Türkçe Kanunu'nun stokçuluk ve fiyat etkileme suçlarını düzenleyen 237 ve 240. maddelerinde değişikliğe gidiliyor. Ceza üst sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak. 2 yıl olduğu zaman denetimli serbestlik şubuyla falan kurtarıyordun. Biraz da para cezasıyla hükmün geriye bırakılması, ertelemesi söz konusu. Şimdi 3 yıla çıkartılınca bu yok. Giriyorsun içeriye. Şeyin yok yani. Böylece suçun niteliğine göre 5 yıl süreyle erteleme ya da para cezasına çevirme formülü ortadan kalkacak. Milletin ekmeğine göz koyan hapse girecek. Çok vallahi iyi. Çok iyi. Avrupa Birliği, fazlasını Amerika ama. Bu büyük küresel şirketlere bir ceza kesiyor Hikmet. Tamam mı? O ceza canını öyle bir yakıyor, acıtıyor falan ki bir de onu falan şey yapma. Aman abi bir dakika dikkat edin çocuklar falan hikayesi. Biliyorsun Twitter'a 50 milyon euro Fransa zannedersen ya Fransa ya Almanya'ydı. Alt sınırı olan 50 milyon eurodan başlıyordu ceza kesmeye. Müthiş. O tweetleri kaldırmazsan diye. Şimdi sen kalkıp adamı bu stokçulara yani. 3 bin lira, 5 bin lira ya birbirleriyle yazışma yapıp da ben bugün fiyatı buradan çıkıyorum. Sen sakın ha buradan aşağıya verme diyen 5 tane market zincirinin yazışmaları çıktı ortaya. 2 milyar lira ceza kesildi. O 2 milyar değil, 2 milyar lira değil. Ya 2 milyar dolar keseceksin. Malı, evet. Mülkü, neyi varsa satsın. Böyle evet, aşağılık bir durum olabilir mi? Yani canını yakacak bir şeyler yapman lazım. Bu iyi oldu. 2 yıldan 3 yıla çıkartıldı. Bakalım bu evet. Zincir marketler ondan evet. Sonra bu işi stokçuluğu yapan adamlar bir cezaevine girsinler. Ondan sonra ya da girme ihtimalleri ortaya çıkmış olsun. Bakalım bir daha böyle bir şey yapabilecekler mi? Benim çok canımı sıkıyor şu mesele. Yani bu özellikle bu pandemide de başladı hatırlıyoruz. Çok da çok tartıştık yani bütün evet. Markalar tartıştık, fiyatları konuştuk, ürünler değişti. Ama hep aynı şeyi tartıştık. O kadar çok canımı sıkılıyor ki.
Yani ben bu ülkenin vatandaşı olarak, ben bu vatandaşı olarak gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Bu topraklarda yaşadığımdan, bayrağımdan, toprağımdan, köyümden, kentimden, her şeyiyle. Ama şuna çok üzülüyorum ve canımı sıkıyor ve bunu söylemekten de yani teeddüp ediyorum, yani zor söylüyorum. Fakat biz hangi ara bu kadar ahlaksızı yetişti, aramızda büyüttük? Hangi ara bu kadar fırsatçıyı? Hangi ara bu kadar haysiyet yoksun insanı? Her zaman, her zaman. Çünkü neden biliyor musun? Şu, ben biraz serzenişim şuna. Kendi insanımıza kızıyorum. Şunun için kızıyorum. Yok, şeyde mukayese etmem yalnız. ABD'de böyle yapıyorlar demin. Hayır efendim, ben insanımı ABD'de onunla bunu mukayese etmiyorum. Ama biraz önce söylediklerimin de tam da arkasındayım. O şey dönemlerinde, pandemide gördüm. Bunu söyleyince insanlar diyorlar ki, ha tabii senin tuzun kuru, bla bla bla. Sen zaten alabiliyorsun da o yüzden bilmem ne. Arkadaş, bilmeden, etmeden, kimin ne olduğunu anlamadan konuşmayın. Ön yargı çok kötü bir şeydir. Suizan yapmayın, yapmayın bunları. Yok öyle bir şey. Bir ben de ya bunu söyledim. Bana bunu söyletiyorsunuz çünkü ben söylüyorum bunu. Öteki bu ahlaksızlık diyorum. Evet, ahlaksızlık, çünkü hayatım boyunca stokçuluk yapmadım. Öteki taraf dedim, yanlış, aç gözlük diyorum. Çünkü aç gözlük de yapmadım. Aç kalmışımdır ama aç gözlük yapmamışım. Bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Hamd etmesi bilen insanlarız biz. Şimdi bir de örnekler, doğru örnekler. Örnek veriyorsun, bak diyorsun ya, bu millet açken, altında ayağında çarığı varken, hatta çarıksız, parmaklarıyla tırnaklarıyla toprağa kazımış, oradan kendine siper yapmış, elindeki bütün imkanları kullanıp bir kurtuluş mücadelesi vermiş bir millet. Bunu yaptık. Bak, biraz önce Türkiye büyük devlet, büyük devlet diyoruz ya, şunun için büyük devlet. Onca devlet kurmuş, yıkılmış, bir daha küllerinden doğmuş, bir daha yapmış. Hakikaten büyük millet bir devlet. Bu başka bir hadise. Bu insani beceri ister. Bu her türlü zorluğa karşı göğüs gelebilen millet olma hasretini gösterir. Her türlü zorluğa karşı diyorum. Evet. Şimdi otur, bir dünyaya geldi. Ya evde 5 kişi var. Buna kızıyorlar. Devam edin. Söylemeye devam edeceğim. 5 tane telefon alacaksın. Çocuklar dahil. Markaları da iyi olmak zorunda. Ben de diyorum ki arkadaş, böyle bir dünya yok. Yani bu da bir açgözlük. Çocuk ister. Oraya dönüyorum. Hadi bu çocuk diyorsun. Bak hadi bu çocuk. Bak 6. O benim dediğim, söylemedim. Şeyin 6'sı. 6'yı kullanıyorum. Olmadığı için kullanıyorum. Hani bunu böyle konuşmak zorunda bırakıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Ya 2 gün sokağa çıkamayacağız. Makarnaları kapalı. Ayçiçek, Temmuz'a kadar ayçiçek yağları fiyatı şuymuş. Evet, kilo başına 12 liradan. Koş koş koş. Koş Nebahat, koş. Fatma abla, koş, ne yapalım? Teneke teneke alalım. Bir de kapışıyorlar oradan. Hangi ara bu kadar aç gözlü olduk yahu? Yapmayın bunu. Yani ben bir tek şey hatırlarım çocukluğumda. 70'li yılların sonuna doğru. Çok fazla İstanbul'da kar yağdığı zaman şeyde, fırınlarda ekmek kuyruğu oluşurdu. Bir yerde ekmek kuyruğu oluşabilir. Mesela bizim zamanımızda sana kuyruğu vardı. Ama niye sana kuyruğu vardı biliyor musun? Sadece stokçuluk için değil. Hiçbir şey yok Türkiye'de o zaman. Hiçbir şey yok. Şimdi ben dün bir litre ayçiçek yağı aldık. Eşim aldı. Dün. Fiyatını sordum, kaçtı, buldum mu diye. Sakın de teneke meneke almayalım. Bir litre alalım, bir litre alalım. Tek tek. Bizim tavuk tek tek yumurtlar. Bir tane. Gittik bir tane aldık. İşte kaç? 28.90 mı? Bir 3 harflilerden bir tanesinden. Geçen ayki fiyata yakın bir fiyat bulmuş. Var mıydı dedim, vardı dedi. Şimdi bakıyorum ya arkadaş, bu tenekeyi adam kafasına indirmeye çalışıyor. Ben bunu anlamıyorum. Hadi bunları anladık da. Ya bu kadar dünya, bu kadar siyaset üretiyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Şey yapıyor, siyasetçiler de çıkmış ortaya. Bunlar çok doğru hareketlermiş gibi. Stokçuluk doğru, olur tabii ki. Teneke kavgası olur, doğru tabii ki. Niye? Çünkü Erdoğan var. Selah Kadık dediği gibi. Tecavüz olacak tabii ki. Taciz olacak tabii ki. Neden? Çünkü Erdoğan yüzünden toplu cinsiyet eşitsizliği oluştu. O yüzden biz birbirimize tecavüz ediyoruz. Onun gibi bir şey bu yani. Yani yok böyle bir şey kardeşim. Ne zaman, hangi ara şükürsüz olduk? Hangi ara temekkülü bıraktık Murat? Savaş var diyoruz. Evet. Türkiye bak, dünyada bak, dünya büyük de gözümüze bakıyor şu anda. Antalya, bütün dünya bak, ta Afrika'dan Şili'ye kadar Türkiye'ye bakıyorlar. Acaba Dışişleri Bakanları, Ukrayna ve Rusya, bu ülkede bir umut da ortaya çıktı. Zelenski'nin ifadesinden sonra. Acaba Türkler bu işi başarabilir mi? Biz böyle bir devletiz ya. Sen burada koca okyanusları geç. O Barbaros dizisinde olduğu gibi. Dünyayı fethet. Şuna git, derin içerisine geçerken. Ayçiçek mi? Bilmem ne mi? Ya arkadaş, bir de bak bunu deminkini de ifade edeyim.
Bu arada Ayçiçek bağımından vazgeçti arkadaşlar. Yani ya orayı buna, çizme. Ben sana bir söylüyorum. En sağlıklı yağ zeytinyağıdır. Bize sana diye YouTube'da hocam ya, bak. Yıllar önce öyleydi. Bize gidip de sana kuyruğuna geliyoruz hocam. Onu ayrı bir konuşuruz. Tamam, ama uzun uzun mevzu. Uzun mevzu. Şey tamam, gibi oldu. Doğru söylüyorsun. Kar da geliyor. Biliyorsun bir de ona da girmiyor, balıkçılar da biliyorsun şimdi rezervasyon alıyorlar. Erken rezervasyon hocam. Balık kar geliyor. Yani Ekrem İmamoğlu birisi tutsun sakın balıkçı tamam, balıkça gitmesin. Tamam. Erdoğan, bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet ülkemizi darda zorda göstermek adına böyle bir kampanya yürütüyor. Evet. Muhtarlarımızdan market ve bakkallarda bu konuyu takip edip bize ihbar etmesini bekliyoruz. Biz bu stokçuların gereğini yapacağız diyor. Dün dünya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Orada kadın muhtarları külliyede ayrıldı Sayın Cumhurbaşkanı. Bu cümleleri ifade etti. Bunları söyledi. Gereğinin yapılacağını ifade etti. Bu ara şunu da çok konuşmaya başladı. Daha doğrusu bu Rusya'nın Ukrayna işgali ve Ukrayna'ya saldırması nedeniyle şu anda yalan dolan ve tezviratlarına şey yapamıyorlar. Ancak ve ancak ya nasıl büyük devletsiniz? Oradan bir tane şeyimizi, vatandaşımızı bile alamamışsınız falan diyen bir Özgür Özel tiplemesi kim var. Ya? Özgür Özel. Yok artık. Bunu böyle söyledi mi? Ben bunu atlamışım. Aa. Vallahi atlamışım. Çocuklar vatandaş bir bakın Hikmet'e bir kere daha seyrettirelim. Acı. Halk TV'ye çıktı. Hatırladım. Eskisi. Tabii. Ben şimdi yakında söyledim. Yok yeni değil. Hala çıkmıyor da hala konuşabiliyor mu? Yüzü var mı? Fark etmiyor ki. Deri kalınlığı diyorsun. Fark etmiyor yani. Ne kösesem bir şey Japon kösesi. Japon kösesi derler. Biz kösesi sen Japon ekledin doğru. Bunu söyleyebilen bir muhalefet. Yani buradan da bir şeyler üretmeye çalışıyor ama tutmadı çok fazla. Şimdi ben sana söyleyeyim. Çok mu görüyorsun? Öyle bir muhalefet ki biliyorsun altı patlar. Ondan sonra şimdi altı patlar. Yani silah anlamında değil. Alt tarafı patlar anlamında. Üstte de patlar var. Üstte de patlar. 28 Şubat İttifakı o güne denk getiren açıklama yaptı. Hikmet ilginçtir. Manifestolarına baktım. Hakikaten komik. Fakat daha komik olanı ne biliyor musun? Altı parti bir araya gelmişsin. İlk defa geliyorsun falan. Bu da yalan biliyorsunuz. 2014 yılında 14 parti Ekmelettin etrafında toplandı. 9 partide Demirtaş etrafında toplandı. Dolayısıyla Erdoğan'ın karşısında ittifak olarak 23 parti vardı. Unutmayalım. Bunları iyi hatırlayalım. Şimdi 6 tane parti bir araya gelince Hikmet'in tabiriyle civciv öyle diyeyim ben demiyordum ama everybody ki ittifak mı geliyor? Bak ne kadar iyi demokrasi falan diye açıklamalar yapıyordu. Yok yok. 2014 yılında 23 parti Erdoğan'ın karşısına geldi. Orada yani. Olan geçtim. Benim o fotoğraftan çıkmam buradaki, yasak. Tabii, buradaki kritik nokta şu. 6 parti 28 Şubat ittifakı olarak 28 Şubat günü bir araya geliyor. Bir manifesto yayınlıyorlar. Hikmet, o manifestoyu hiçbir parti internet sitesine koymadı. Hadi ya. Mustafa ayıp Kartoğlu. Bir şey mi? Ayıp herhalde. Bilmiyorum. Mustafa Kartoğlu fark etmiş bunu. Köşe yazısında ya nasıl ittifaksınız? Mustafa da şeytanın. Yani bir şeyi şeytan yayınladınız arıyor, tabii. Detay. Yayınladınız. Ya internet sitenize niye koymuyorsunuz? Kendine inanmıyorlar ki. Bir tek Davutoğlu koymuş herhalde tahmin ediyorum. Ondan sonra CHP koydu falan filan. Kendi internet sitelerine bile koymuyorlar. Şimdi yalan, ya, tezvirat, dolan her şey gırla gidiyor bu vaziyette. Onun için bunların Allah bir dediğinden başka bir şeye inanmamak lazım. Bir şey bu bir. Ya bak, İki. Bunu, bak o ikiye geçme şunu söyleyeyim. Hemen. Kendi koymadın ya şöyle. Biraz sonunda da ben bir dakika geçeceğim. Evet şunu yapacağım şimdi. Son 4 dakikaymış. Ama benden sonra bir 2 dakika daha geçiriyorsun. O yüzden onu kullanayım bari. Şunu söyleyeyim. O koymadılar. Konuyla hiç girmeyecektim. Yorum yapasın tabii, diye tabii söylemedim. Başka bir yere bağlayacaktım. Ama tamam bağla da. Ama şurası önemli. Hani ne kadar inanıyor meselesine. Biz bunun olduktan sonra bir şey yaşandı. Kılıçdaroğlu'na sordular ya. Meral Akşener ne olacak falan diye. Bir de ona pay biçti adam. O bildiğiyle alakası olmayan bir şekilde. Onu atlamayalım. Söyle. O da şu. Dedi ki başbakan olmak istiyorsa tabii ki dedi. Başbakan olarak dedi. Olacağını söylemişti tabii ki dedi. Bir de ona diyor görev dedi. Birbirine görev biçtiler bir de. Kendisi cumhurbaşkanı olacak. Bak o da başbakan. Ne zaman olacak başbakan? Ne zaman olacak? Bekleyecek efendim. Seçilecek. Tekrar değişecek. Tekrar seçime gidecekler. Tabii seçildikten başbakan sonra biliyorsun etkisiz bir cumhurbaşkanı olacak. Etkisiz. Arkasından bir daha referandum yapacak. Bir daha kazanacak. Dönecek. Kazandıktan sonra bir daha seçime girecek. Bir daha kazanacak. Sonra da Sayın Meral Hanım'da başbakan bunu olacak. Söyleyince, bunu söyledi adam. Aklıma Nasrettin Hoca'nın borç ödeme hikayesi evet, geliyor biliyorsun. Çitten atlayan koyunların tel dokuna takılacak. Aynen. Oradan da yön eğilecek falan filan gibi. Aynen. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra yeni bir yalan ve tezviratı Türk Tabipler Birliği yapmaya başladı. Oradan geliyorlar şimdi de. Dediğim gibi bu Rusya-Ukrayna meselesi
biraz sönümlenmeye başladıkça şu anda biriktiriyorlar anladığım kadarıyla. Böyle paldır paldır tekrar toparlayıp bütün kurum ve kuruluşları aracılığıyla sizlerin bizlerin üzerine boca etmeye başlayacaklar. Ne olur dikkat edin, bunların ilk örneğini doktorlar üzerinden yaptı. Şimdi doktorlar ülkeyi terk ediyorlarmış. Ne? Tamam mı? Yapma şimdi ya doktorlar. Adam. Kıymetli bunlar. Hepsi bizim dostumuz, hayır, arkadaşımız. Kaç tane doktor? Ya işte ben de onu anlatıyorum. Yani sanki Türkiye'deki bütün doktorlar ülkeyi terk etti, hiç kimse kalmadı. Bak, ülkeyi terk eden doktorlar var. İngiltere'de var. Niye? Brexit'ten dolayı adamların artık çalışma izniyle şunu bayağı bir sıkıntıya giriyor. Çünkü Avrupa Birliği üyesiydi. Rahat dolaşım falan vardı. Onun haricinde çalışma izninden dolayı bütün ülkeyi terk ettiler. Yabancı doktorların tamamı İngiltere'yi terk etti. Mecburen. Brexit'ten sen Avrupa Birliği'nden çıkmışsın etmişsin. Şimdi Türkiye'de Türk Tabipler Birliği olarak özellikle öyle bir şey yapıyorlar ki, bir yer hatırlıyor musun? Türkiye mühendis kaybetti, bilmem ne kargocu kazandı falan diye böyle abuk subuk saçma sapan şeyler yapıyorlardı. Sosyal medyada paylaşıyorlar. Türkiye'de mühendis olmak istemeyip de atıyorum Amerika'da kargocu olacaksan, pizzacı olacaksan, hani boyun devirmesin derler. Zaten adına. Türkiye doktor kaybetmemiş demek ki. Yani, senden doktor da olmaz. Zaten şey yok. Şimendifer. Şimdi burada da bütün sanki doktorlar ülkeyi terk ediyorlar gibi bir şey oluşturuyorlar. Yalan dolan tezviratla milletin aklını bulandırmaya ve bir şekilde gerçekmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var bununla ilgili olarak. Ekranda buyurun dinleyelim. Buradan da başka bir şey öğreniyorlar. Biraz kızgın ama tabii haklı. Son zamanlarda bir şey daha çıktı. Hastanelerde şöyle oluyor, böyle oluyor vesaire vesaire. Bakın, hatalarımız olabilir. Kardeşlerim, bu devasa şehir hastanelerini yapanlar kim? Devasa eğitim araştırma hastanelerini yapan kim? Adeta ülkemizde şu anda hastanesi olmayan ilimiz, İlçemiz var mı? Bunları bizzat takip eden birisiyim ben. Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Değerli kardeşlerim, samimi konuşuyorum. Dost acı söyler ama gerçeği söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Soruyorum. Bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. En çok maliyeti yüksek olan da hangi birimdir? Sağlıktır. Tabii, tıp, doktor. Ama şimdi efendim işte az para veriyormuş. Sordum. En az alan ne alıyordur? 8 bin, 9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur vesaire. Buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın, açık konuşuyorum. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Bunlarla beraber bu yola devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder ve onları da ülkemizde istihdam ederiz. Şimdi devlet, hani bir taraftan şey diyorlar. Kardeşim burası diyorlar işte serbest pazar, serbest ekonomi falan filan. İyi yani özel sektörde düşük maaş verdiğinde ya da iyi bir doktorsa, doktor üzerinden başladı oradan yürüyeyim. Daha başka bir hastane daha yüksek fiyat verdiğinde, teklif ettiğinde oradan oraya geçiyor. Sen de ağlamıyorsun, bir şey söylemiyorsun, etmiyorsun. Devlet hastanelerinde çalışanlara söyledi Sayın Cumhurbaşkanı, en düşüğü 8-9, en yüksek 25 civarında alıyor. Beğenmeyebilir mi? Abi beğenmeyebilir. Yani hayır, buna mecbursun. Bunu böyle yapmak zorundasın falan. Kendi tercihin istersen. Değil böyle bir şey. Devlet de diyor ki kardeşim diyor, yani sen Cumhurbaşkanı ifade ediyor. Ya beğenmeyebilirsin. Niye beğenmiyorsun? Bilmem ne falan filan hikayeleri değil. Bundan dolayı başka bir yere özel sektör daha çok veriyormuş, gidiyormuşsun. Bir, seni okutan devlet olarak benim. Bir kere bana bir vefa borcum var. Elbette bu vefa borcunu zaten mecburi hizmette şurada burada zaten karşılıyorsun, karşılamıyorsun. Ayrı bir tartışma konusu. Ama senin
daha az para veriyor diye terk ettiğin ve daha çok para veriyor diye özel sektöre gitme gibi bir hakkın varsa, Cumhurbaşkanı da diyor ki seni durduracak halim yok. Serbest pazar. Komünist rejim değil. Diktatör hiç değilim. Evet. Diktatör olsa gidemezsin. Hiç değilim. Git. Ben de senin yerine elbette vatandaşı doktorsuz bırakmamak adına, vatandaşı bu hizmetlerden faydalanamaz hale getirmemek adına tedbirlerimi alırım. Şimdi şey başlatıyor Türk Tabipler Birliği. Şu konuşmadan Erdoğan doktorları tehdit etti. Erdoğan doktorları defolsunlar gitsinler dedi. Bilmem yani, ne dedi, bilmem ne. Evet, ile baştan söyleyeyim. Buradan tamam. Yürütüyor. Çünkü çok çok süremiz de bitmiş bu ara. Çok küçük ve aslında lazım. Hiçbir kıymeti olmayan bir azınlık olarak Türk Tabipler Birliği'nin ne olduğunu 1000 defa söyledik. Doğru. Bir de mahsus şeylerini kapatsınlar. Onlar gitsinler Türk Tabipler Birliği. O terör örgütlerinin sözcülüğünü yapıyorlar zaten. Onlar uğraşsınlar. Bugün PKK ne yapmış? Avrupa'ya kaç tane terörist kaçmış? İşiniz bu sizin çünkü Tabipler Birliği. Doktorlara karışmayın bir defa. Aynen öyle. Ama şunu da söyleyeyim. Söyle. Bu arada yani eğer tıptan bahsediyor, doktor diyorsan gene bak aynı şeyi söyleyeceğim ama ya yıllar içeri biz bu memlekette yaşadık. Ne halden ülkenin bu hali? Erdoğan her tarafını eleştirebilirsin. Doğru. Her konuda. Doğru. Ama bir tarafta öyle bir noktaları var ki Erdoğan'ın orada eleştirmek için insafsız, vicdansız hatta insan olamazsın yani. Doğru. O da tıp konusudur. Yaptığı bütün yatırımlar sağlık alanında dünyada hala övülür. Pandemide gördük. Bir de işte doktor kardeşlerimiz artık anlayış göstersinler. Yok ben yani Erdoğan'ın söylediği de o. Buradan alıp tezviratla şey yapmaya çalışıyorlardı. Ama, tamam abi gözde sektöre gitmek istiyorsan git yapacak bir şey yok. Yerine başka bir şeyler bulacak. Eski halini de çok iyi hatırlıyoruz. Aynen. O yüzden birazcık. Peki günün manşetini bitirdik. Finali şöyle yapayım. Alparslan geliyor Hikmet. Dizi mi? Alparslan. Değil. 1071 atını kırıldı bağlamıştı. Dünyada sadece 4 tane olan ve bu 4 taneden bir tanesi de bizde olacak olan Alparslan ismini verdiğimiz hocam, sondaj gemimiz. Bunu bana söyleme. Melakşehir'e söyle. Güney Kore'den geliyor. Melakşehir Akdeniz'de niye aramıyoruz, sondaj yapmıyoruz diyordu ya. Tamam. Kereste adamlar dedi bir daha biliyorsun ya, değil mi? Sorma onu. Kereste adamlar. Şey. Kime söyledi abi kereste adam diye? Yarın konuşalım onların detaylarını. Tamam. Onu söyleyeyim. Kereste Alparslan adam. Güney Kore'den yola çıktı. Geliyor. Ondan sonra inşallah doğalgaz arama çalışmalarında bulunacak. İnşallah. Bu ara Atak helikopterlerimizin de ilk teslimatı Filipinlere yapıldı. Filipinler satın almıştı. Onu da hatırlatmış olalım. Böyle güzel haberlerle bitirmek bunları lazım. Bunları atlıyoruz. Sen Ayçiçek teneke koydun. Filipin'e helikopter sat. Yani bunu atlıyoruz ya. Günün manşetini bitirdik. Ben gidiyorum gazete arkadaş. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla. Hepinize iyi günler diliyorum.